Uygulamalı eğitim alan çocuklar için karantina süreci nasıl yönetilmeli? Evet, dün bir video geziyordu. Fransa'da bir adam 7 metrelik balkonunda bir tane maraton koşmuş. Yani toplu sporlarda bu mümkün olmayabilir. Ama aslında spor yapay bir sistemdir, doğru mu? Birileri demiş ki şu çemberin içinden en fazla topu geçiren kazansın. Şu kalenin içinden en fazla topu geçiren kazansın demiş. Yani aslında hareketliliği ve rekabeti sağlayacak yapay sistemler aslında spor. Bütün sporlar öyle yapay sistemler. İnsanların ürettikleri yapay sistemler. Bunun özünde ne var? Aslında hareketlilik var, fitness var. Bu hareketlilik ve fitness'ı insanlar kendi evlerinde gayet iyi, dışarıya açık olmayan bahçeleri varsa ya da sterilize edilmiş ortamlarda kendi şeylerini çok iyi karşılayabilirler. Hareketlilik ihtiyacını karşılayabilirler. Evde spor, kendi bedeninle spor yapmayı çok kolay olabilir. Yani şunu diyorum, uygulamalı sporlar, uygulamalı alanlar açısından dezavantaj mı? Evet. Ama insanın kendi kapasitesinin üzerine çıkması için, fiziksel olarak çıkması için bunlar hiçbir bahane değil. Ve internette girdiklerinde evde spor nasıl yapılır diye yazdıklarında, ki ben yapıyorum onu, bir sürü site ve bir sürü video var. Bu anı o an için geliştirebilirler. Örneğin basketbol oynayan bir çocuk herhangi bir becerisinde eksiklik varsa o sistemi evinde kurabilir. Onun için bahane üretmeden bunları evimizde geliştirebiliriz.